kızıyla bir gün geçirmek ister misiniz? Bugün geçireceksiniz. Wow, manzaramız. Çok uzun zamandır her sabah sisle uyanmaya çok alışmıştım ve şu an sis yok ama yağmur var. Günaydın herkese, günaydın, günaydın. Bugün ayın 16 Kasım 2022'den herkese merhabalar efendim. Yurt manzarasıyla güne başlıyoruz. Her sabah Migros'un şu zatları zottik filtre kahvesini içiyorum. Bunun içinde. Bunu içeceğim. Ve kitap okuyorum. Durun göstereyim. Şunu okuyorum. Damdan düşen psikolog. Doğan Cüceloğlu ile röportaj yapmış Canan Dilay yıllar önce. Sonra onu böyle bir kitap haline getirmişler. Hayatımı yazsan kitap olur derler ya, olmuş gerçekten de Doğan Cüceloğlu için. Allah rahmet eylesin, büyük bir üstattı psikoloji alanında gerçekten. Öyle biraz kitap okuyalım ve kahve içelim. Şimdi şuna bir sıcak çikolata yapmaya karar verdim. Şuraya koyalım. Sıcak çikolata olarak da şu Bim'den şunu aldım. Allah. VIP sıcak çikolata. Bunu yapacağız. Ya. Azıcık estetik bir şey çekecektim yemin ederim. Açılmayası tuttu bunun da ya. İki ekmek aldım, eve gidiyorum demek isterdim ama çöpümü attım. Aldım, çöpe gidiyorum gerçekten. Ve konuşamıyorum. Su koleksiyonumu görüyor musunuz? Her kahvaltıda ve her yemekte su veriyorlar. Bu küçük sulardan ve ben her seferinde aldığım için bu sular hep böyle birikiyor. Sonra kullanıyorum. Bu arada bu yeşil bir sıvı değil yani. Arkadaki post-it yüzünden yeşil gözmüş, yoksa su. Rengi güzel bu arada bence. Umarım tadı da aynı oranda güzeldir. Şimdi kahvaltıya ineceğim. Oradan da 12'de ikinci öğretimlerle toplantı yapacağız müzik kulübü için. Ama benim vize haftam geçen hafta bitmesine rağmen bazı arkadaşlarımızın vize haftası bu hafta başlamış. Bazıları da vizeleri bitince eve gitmişler. O yüzden sanırım toplantı baya baya az kişi olacak. Hatta tek başıma kalırım falan diye de korkuyorum da. Yine de ne yapayım bu meslek aşkı ya. Böyle bir şey. Penyeşe mi yakıştırıyor musunuz bana bu arada? Bazen yakıştırıyorum, bazen yakıştırmıyorum. Efendim bir durdu. Şöyle. Böyle. Güzel mi? Umarım güzeldir. Şimdiki ışık buradan geliyor. Evet. Çıkacağız. Kahvaltımızı yapacağız. Sonra üniversite kampüsünde gençlik merkezi açıldı yeni. Orada yapıyoruz artık toplantılarımızı. Oraya gideceğiz. Size de orayı göstereyim. Kahvaltıda çok iyi bir şey yok sanırım. Börek çeşitleri ve kahvaltılık bir şeyler varmış yani. O zaman hadi gidelim. Hadi. Şemsiyem, montum, kemanım ve çantam. Gidiyoruz. Ne gidecektir? Rimelim nasıl peki? Ben bu Golden Rose'un rimelini A101'den almıştım. Çok uygun fiyatlıydı ama aşırı güzel çıktı. Saat 7. Bu asansör çok konuş. Çayımıza şeker atalım. Bu arada aslında karton bardak kullanmak aşırı zararlı. Karton bardakların sadece kartondan yapılmadığını biliyor muydunuz? İçinde bir sürü mikroplastik barındırıyor ve biz bu mikroplastikleri doğrudan vücudumuza alıyoruz karton bardakla bir şey içtiğimiz zaman. Ama ve lakin okula giderken de çantamda kupa bardak taşıyıp getirip burada doldursam umarım
mecburen içiyorum. Ama gittiğim mesela bir kafede, bir yerde oturduğumda karton bardakla getiriliyorsa çay, bazı yerlerde getirilebiliyor. Özellikle rica ediyorum cam bardakla olsa olur mu diye, çünkü cam hijyendir. Bu bilgiyi de bilin. Şimdi kahvaltı göstereyim size. Böyle bir kahvaltı. Bakın, yumurta, peynir, börek, ondan sonra çikolata ve siyaset ve ekmek. Hiç yemek seçmediğim için bunları rahatlıkla yiyebiliyorum. Ama yemek seçen birisi olsaydım zorlanırdım. O yüzden şimdi bir şeyler izleyerek bir şeyler yeme zamanı. Siz de benim gibi bir şeyler yerken illa bir şeyler izlemeye ihtiyaç duyan bir insan mısınız? Ya da bir şeyler yerken illa bir şeyler yemeye ihtiyaç duyan? Bir şeyler izlerken bir şeyler yeme. Neyse işte. Ben izleme faaliyetini yeme faaliyeti hep birlikte yapıyorum. Ayrı ayrı olmuyor. Yağmur temizlemiş ortalığı diye yorumladım. Kahvaltıdan çıktım. Kahvaltıda genelde her şeyi yemeye çalışıyorum. Yoksa doymuyorum. Gün içinde sürekli acıkıyorum. O yüzden kahvaltımı iyi yapmaya çalışıyorum. Kahvaltıda da Nisan Akan'ın videolarından birini izledim. Eva çok ikonik bir çocuk gerçekten. İleride evli ve çocuklu olduğumda da bu kanala devam edeceğimi biliyorsunuz. Ve eğer Eva gibi bir kızım olursa çok eğlenirim vloglarda. Yine bir sirenler, bir şeyler. Bu ara sürekli yangın alarmı falan çalıyor biliyor musunuz? Ama yangın yok yani, çok şükür. Öyle, şimdi ringe bineceğim. Ringle Edebiyat Fakültesi'nin orada ineceğim. Oradan da bir 5 dakika yürüyorsunuz. Bu arada size biraz hayatımdaki gelişmelerden bahsedeyim. Vizelerim bitti. Nasıl geçti diye sorarsanız çok iyi değildi. Hayal ettiğim gibi olmadı hiçbir şey. Ama yine de geçerim. Bütün derslerimi geçerim diye düşünüyorum. Her ne kadar öğrenme psikolojisinden 47 almış olsam da. İnanılmaz ters köşe bir sınavdı bence. Sınıf arkadaşlarım da bana katılıyordur diye düşünüyorum. İşte genelde vizeler bitince herkes memleketine gider. Ve bizim sınıfın da büyük çoğunluğu gitti. Ama velakin gördüğünüz gibi ben gidemedim. Çünkü otobüs bileti fiyatları 500 lira ve bir hafta için 500 lira git 500 lira dön. Çok fazla geldi gözüme. Dolayısıyla eve gitmedim. Ve yurtta tek başıma takılıyorum. Çünkü oda arkadaşlarım da sınavları bittiği için evlerine gittiler. Bir tane oda arkadaşım kaldı burada. Sağ olsun. O da arada bir arkadaşlarına kalmaya falan gidiyor. O yüzden yurtta yalnızlığın tadını çıkartıyorum böyle bir durum. Onun dışında vallahi bu ara sosyal medyayla çok ilgileniyorum. Instagram hesaplarıma sürekli yeni reels koyuyorum. Psikoloji hesabımı büyütmeye çalışıyorum. Saadetle Psikoloji orada kullanıcı adım. Psikoloji hesabımda her gün reels atmaya çalışıyorum. Ve haftanın bir günü, genelde pazar günleri de kaydırmalı post atıyorum genelde. En son ilişkilerde sık yapılan 5 hata diye bir post paylaştım mesela, sevildi. Ama artık paylaştığım şeyleri öne çıkarmak zor oluyor çünkü ücretler artırıldı falan filan işte ya. Sinir bozucu durumlar. Kişisel hesabımda da paylaşıyorum bir şeyler. Kafama göre tamamen. Bazen keman çalıyorum, bazen şarkı söylüyorum. Bazen hayatımdan bir şeyler paylaşıyorum. Öyle. Ama arkadaş ortamım güzel. Seviyorum arkadaşlarımı, o da arkadaşımı da seviyorum. Müzik kulübündeki arkadaşlarımı da. Tiyatrodakilerle geçen sene kadar samimi değiliz. Niye değiliz bilmiyorum. Ben bunu onlara bağlıyorum, bana değil de. İçlerinden bir tanesiyle bile böyle sıkı fıkı dost gibi hissetmiyorum. Hepsi arkadaşım ama hiçbiriyle böyle can bağı kuramadık açıkçası. Öyle bir durum. Tavla oynamayı öğrendim bakın. Bu önemli bir bilgidir. Tavla oynamayı öğrendim. Her Allah'ın günü tavlaya gidiyorum. Merve ile oynuyoruz, Ahmet ile oynuyoruz. Okey gidiyoruz arada bir. Böyle dörtlü ekip kurduk. Öyle okey gidiyoruz. Ben bayağı kahvehane kızı oldum yani. Nerede o elit psikolog Saadet Gökçen? Zaman zaman o elit kısmından sıyrılmak zorundasınız. Çünkü elit kafeler çok pahalı yani. Gerçi elit kafe kavramı da nereden çıkmışsa yani. İkisi de aynı kahveyi yapıyor. Biri daha pahalı, biri daha ucuz. Orada dekorasyona para veriyorsunuz. Elit gibi görülen yerlerde. Öyle işte arkadaşlar. Nefesim kesiliyor artık. Ringe binem de gidem. Arkadaşlarım sınavda. Şimdi çıksınlar bakalım, onlarla da bir konuşayım. Nasıl geçti efendim? Yapabildiniz mi acaba? Diye. Bazen sinirim bozuluyor. Geçen Ahmet bir sınavdan çıktı. Diyor ki 95 bekliyorum. Nasıl yani? Üniversitede 95 diye bir not mu var? Benim üniversite hayatım başladığından beri bir tane bile öyle bir notum yok. İndik.
Ve gidiyoruz gençlik merkezine. Üyelerden bir tanesi gelmiş. Başka kaç kişi geldi bilmiyorum. Bakalım. Güzel bir toplantı geçirmeyi planlıyorum. Nota, ses, ritim üzerine çalışıyoruz. Her çarşamba böyle dersler yapıyoruz. Bunu üniversitede nasıl kulüp kurdum videosunu anlatmıştım zaten. Şurası bakın. Şurası gençlik merkezi. Çalışmalarımızı burada yapıyoruz. Çıktık. Şemsiyen ve ben gidiyoruz. Dersim var mı yok mu hala öğrenemedim. Herkes de soruyor WhatsApp grubunda ama kimse cevap vermiyor. İkinci öğretim grubundan sadece bir kişi gelmişti ve bir kişiyle müzik dersi yaptık. Bence yine de keyifliydi, güzeldi. Bayağıdır Study Cafe'ye gitmemiştim. Arkadaşlarım oradaymış. Şimdi Study Cafe'ye gidiyorum. 5'te buraya geri döneceğim. Çünkü bu sefer de birinci öğretimlerle ders yapacağız. Bakalım oradan kaç kişi gelecek. Tabii ki birinci öğretimler daha kalabalık olduğu için daha fazla kişi bekliyorum. İkinci öğretimlerden bir kişiyle toplantı yaptık. Garipti. Birinci öğretimlerden de bir 10-15 kişi gelse başım gözüm üstünde bana yeter yani. Bu soğukta ne gerek vardı tam stadyaya gitmeye? Neden kampüste bir yerde oturmadınız ki? Neden? Vallahi varamadım bir türlü, yürü yürü bitmiyor ya. Ben yürürüm yani yani. Aşk boyadı beni kane. Vallahi yoruldum. Bu soğukta ellerim buz tuttu. Şu sopa gibi şey de yanımda taşıyorum. Boşu boşuna yağmur da artmadı zaten. Çok mutsuzum, çok. Ne akilem ne divane. Gel gör beni. Aşk neyledi? Gel gör, gel gör. Gel gör beni. Aşk neyledi? Bu kadar. Bu bir zaferdir. Bu tabela bir zaferdir. Anlattığın içerisi sıcak mı? Sınavlarınız nasıl geçti? Aynen inşallah. Sizin iyi. Çok iyi. Hepinizin mi? Evet evet. Melike? Nasıl geçti sınavın? İdare eder. Evet ya, çok kötü olur. İdare eder dediği 80 olur. İyi. Hedefsiz olduğu için. Bu arada 47 alan ben. Aynen sıkıntı yok. Yalnız biz olmasak bile inanmamız var zaten. Yani kopyadan yok mı yakalandın? Hay Allah. Fiyatlar ne olmuş böyle ya? Küçücük burgere 52 lira verdik. Bu hayat bizi nereye götürüyor? 5'te toplantı var ve saat şu an sanırım 4'e geliyor. Öyle biraz takılacağım bir saat sonra toplantımızı yapacağız, müzik kulübü toplantımızı. Bakalım kaç kişi gelecek. 50'ye yakın kişi izin aldı. O yüzden az kişi geleceğini düşünüyorum ama bakalım yine de. Ondan sonra da yurdumuza döneriz artık arkadaşlar. Hava soğuk, nemli, bir de hani yağmur yağmak ve yağmamak arasında kararsız. Merhaba. Bunlar video çıkmadı. Çıkmadı. Gel çık. Hava gerçekten o kadar soğuk ki. Bu soğuğu size nasıl tasvir edebilirim bilmiyorum. Bugün genel olarak müzik kulübündeydim. Güzel bir gün geçirdim ve güzel bir toplantı oldu. Aynı zamanda benim için harika bir deneyim olacak olan müzik terapi dersinde öğrendiğim Boni metodu müzikle imgelem çalışması yaptık kulüp üyeleriyle birlikte. Bu gerçekten çok öğretici oldu benim açımdan. Onlara da güzel bir deneyim oldu, bana da güzel bir deneyim oldu. Şimdi yurda dönüyorum. Yemeğimi KFC'de yemiştim. Ama tabii onun üzerinden saatler geçti. O yüzden belki yemekhaneye girip yeniden yemek yerim, bilmiyorum. Daha sonrasında bu odama çıkacağım. Bugünün üzerine biraz düşünmek istiyorum. Gerçekten düşünmemi gerektirecek konular konuştuk kulüp içerisinde. Ve kulüpteki arkadaşlarımı biraz daha iyi tanıdığım bir gün bugün. O yüzden ben çok keyif aldım ve verim aldım açıkçası. Bakalım, umarım hayatımızda her şey hayalimizden daha güzel geçer. Yemeğimi yedim ve odama geldim arkadaşlar. Hatta iki tane kemanım var. İkisi de keman öğrencilerim de şu an.
Henüz keman almayan iki tane öğrencim var da. Matilda'yı birine verdim. Leon'u da birine verdim. Tabi Leon'u sürekli olarak vermedim. Geri alacağım. Matilda'yı da öğrenci kendine keman alınca geri alacağım. Ama cidden fedakarlık deyince de müzik kulübü başkanı Saadet Gökçen. Kendimi çok böyle şey hissediyorum. Hani parti başkanları olur ya, politikacılar falan. Sürekli kendi partisiyle tanımlar falan. Ben de sanki kendimi sürekli müzik kulübüyle tanımlıyormuşum gibi hissettim bu kanalda. Şimdi yapacağım çok bir şey yok aslına bakarsanız. Duş alırım. Yatarım. Öyle. Bugünüme eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Aslında bugün çok çok aşırı dolu bir gün değildi. Hatta boş bir gündü. Ama müzik kulübüyle yaptığımız toplantı çok kıymetliydi bugün. Onun dışında KFC'ye o kadar para harcadığım için çok mutsuzum ya. Ne gerek vardı ki? Evet işte arkadaşlar. Bugün meşrek ettiğiniz için teşekkür ederim. Yeni günlük vloglarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.